Başkanlık sisteminden memnun musun? Yani ülkedeki hiçbir gidişattan memnun değiliz açıkçası. Gencim, üniversite öğrencisiyim ama çalışmak durumunda kalıyorum mesela. Ekonomik sıkıntılar en başlıcası. Bir şeyin zammına da alışamadan başka bir şeye zam geliyor. Şairin şöyle bir sözü var, Alıkın'ın. Kendi öz yurdunda ben miyim garip, beni bir kenara atan utansın. Eğilmiyor diye kurduğu hor görüp itel üstüne yören utansın. Burada ırkçılıkla da tavsiyeleyebilirler ama kalkıp da elin mültecisine, elin ecnebisine bu kadar değer verip gencini görmüyorsan 2023'te de Allah izin verirse seçim geldiğinde de seçim günü geldiğinde de sana gereken cevabı bu gençlik verir. Geri durmaz, geri adım atmaz. Sağcısıyla solcusuyla hiçbir farkı yok. Ben milliyetçiyim, ben milliyetçi bir Türk genciyim. Ben milliyetçi olduğum için zaten şu anki sıkıntılı sürece karşı gelmek durumundayım. Ama burada karşı geldiğim kesinlikle devletim değil. Devletim her zaman benim baş tacımdır. Benim burada karşı geldiğim şey bu haksız düzen. Ben bu haksız düzene karşıyım. Hani bu benim herhangi bir ideolojik görüşümü vesairemi temsil etmiyor. Buna karşı olmam. Hiçbir görüşle bunu kısıtlayamaz. Yani kendine faydası olmayanın kendi görüşünün hiçbir faydası olamaz. Kendi görüşünün hiçbir alanı temsil edemez. Ben genç olarak da hani kendimi geçindiremiyorken devletçilik adı altında bana bu sıkıntıları yaşatan birisine destek verirsem hem kendi vicdan muhasebemde kendimi yargılayamam. Onun yanı sıra da bu dünyanın öbür dünyası da var. Hani ahiret inancı olan birisi olarak söylüyorum. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Öbür dünyada da hani mahşer aleminde Allah-u Teala sorduğu zaman bu kadar haksızlık vardı, bu kadar haram yenildi. Bu kadar insanların hakkı yenildi, hakkına girildi. Bunlar neden göz yumdun denildiğinde de ki denilecek adım gibi de eminim denilecek mahşer alemde. Benim orada başımın dik olması lazım. Benim Allah'ıma, yüce yaradanıma hesabımı verebilmem lazım. Ben de şu anki toparlayayım hemen. Şu anki Türkiye'deki yönetim sürecinde de, Türkiye'deki yönetim politikasında da başımızı kaldırmadığımız sürece baş kaldırıdan kastım devlete karşı gelmek değil, yapılan yanlışları göz önüne sermek. Bunu yapmadığımız sürece de öteki dünyada Allah'ın huzurunda hesap verme gibi bir kabiliyetimiz olacağını düşünmüyorum. Tutulup kalacağız yani. Benim görüşüm bu şekilde. Dinimiz İslamiyet'te bile, kendi dinim olarak söylüyorum. Dinim İslamiyet'te bile hani bir tek başlılık yok. Çoklu bir yönetim sistemi baz alınmış. Karar veren bir kişi var ama o kişinin altında da bu karara tez, antitez üreten etmenler var. Türkiye'de şu an öyle bir etmen yok. Tek bir kişi karar veriyor. Ve biz de onun verdiği kararı 80 milyon olarak uymak zorundayız. Bu bence çok yanlış. Çok memnunum. Peki, yarın seçim olsa oyuncu kimde aynı? İktidar kimden yanaysa, güç kimden yanaysa ondan yana kullanırım her zamanki gibi. Güce tapıyorum. Hiç memnun değiliz. Neden acaba? Öncelikli olarak şöyle söyleyeyim. Ben 14 yaşında okulu bırakmış bir insanım. 14 yaşından beridir çalışıyorum ve kendime yapabileceğim hiçbir şey yok. Hani bu sistem dünyanın neresinde olursa olsun bir genç 14 yaşında okulu bırakmak zorunda kalıyorsa kendine muhakkak bir şey yapmış oluyor. Fakat biz Türkiye'deki gençler yani bu yönetim sisteminden çok fazla şikayetçiyiz. O yüzden Z kuşağı olarak hani başkanlık sistemini bu sene değiştirmeyi düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Öbür türlü baktığınız zaman aynı şekilde sağlıkta, ekonomide çok çok fazla geride kalmış bir ülkeyiz. Hani başkanlık sistemi bu ülkeye göre değil. Yani tek adam sistemi bu ülkeye göre değil. Öyle söyleyeyim. Daha öncesinde yanlış bir karar alındığı zaman hani kararlar ortak alınıyordu en azından. Bir kişi tarafından söylenmiyordu. Ama şu an tek bir kişi tarafından çok zorlu oluyor. O yüzden hani başkanlık sisteminin değişmesi ve tek adam sisteminin de değişmesi aynı zamanda o adamın da gitmesini çok istiyoruz. Eskiye nazaran alemin anlattıklarına göre her şeyde düzelme var diye biliyorum. Özellikle hastaneler. Mesela geçenlerde ben şeye gittim, bu şehir hastanesi. Yani bayağı güzel yapmışlar. O yüzden memnunum. Sıkıntı yok. Başkanlık sisteminden memnun musun? Hayır değilim. Neden acaba? Tek adam rejiminden yani yıllar boyu gördük zaten. Başka ülkelerde de gördük. Diktatörlükten başka bir şey değil yani. O yüzden memnun değilim. Parlamenter sisteme geçilmesini taraftarıyım. Yarın erken seçim olsa soyunuzu kimden yani? Yani Cumhurbaşkanlığı için mi? Parti olarak HDP. Cumhurbaşkanlığı ama bilmiyorum. HDP kendi şeyini açıkladı ama yani yanaşmaları lazım biraz. Şimdi ben Kürt vatandaşı olarak biraz hani artık dışlamamaları lazım. Açıkçası korkmadan
bize yanaşmaları lazım. Çünkü ben Kürtlerin, sadece kendim için edemiyorum, bütün Kürtlerin bu ülkenin mihenk taşı olduğunu düşünüyorum yani. Biraz daha hoşgörü çerçevesinde yanaşmaları lazım. Yani eğer Demirtaş aday olmazsa oyum İmamoğlu'ndan yana. İmamoğlu aday olsa İmamoğlu'na ver. İnşallah başımızdaki bir gün gider yani ya. Bitecek, az kaldı ama. Az kaldı. Güzel günler göreceğiz inşallah. Efendim? Geçinebiliyor musunuz? Memnun musunuz? Ben abi yani ben 10 ay boyunca işsizim. Kuzey Irak'ta çalıştım. Matbaacıydım. 10 ay boyunca işsizim. Geldim burada her yere iş aradım, başvurdum. Bulamadım. İşte geçenlerde Allah'tan şantiyede yani geçinemiyorum abi. 3 milyar para veriyorlar. Tecrübe arıyorlar. 22 yaşındaki adamdan neyin tecrübesini bekliyorsun? Sen iş ver, ben tecrübe kazanayım yani. Okul okuyoruz. Hadi 18'inde lise bitiyor. 4 sene okul okuyorsun, 22. Yani bu insan nasıl tecrübelensin ki? 3 milyar parayla başlatıyorlar. Yani geçinmek çok zor abi. Dışarı çıkamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum yani. Hani şimdi bir halı sahadan geldik, bir su aldık. Su olmuş 2 lira abi. Yani sadece sudan değil. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Başkanlık sisteminden memnun musunuz? Memnunuz. Sizce parlamenter sisteme göre olumlu yanları nelerdir? Hiçbir şey yok. Yani en azından kavga yok. Gürültü yok, bir şey yok. Başkanlık sisteminden memnun musun? Ben memnunum. Ya şöyle bir şey var, yükselmemiz lazım oğlum. Yani ilerlememiz lazım ama bir de duraklıyoruz. Hiç ilerleyemiyoruz. Yani dışarı güçlere karşı biz birlik olmamız lazım. Birlik de yok. Yani daha başka ne diyebilirim ki? İnsanlar o kadar aciz olmuş ki artık bu başkanlık sistemlerinden herkes şikayet eder olmuş. Yani düzeleceği de var mı? Ondan da emin değiliz. Yani bir güvensizlik. Siz memnunsunuz. Memnunum ama bu gidişat böyle gitmez. Yani memnuniyet bir yere kadar, bir yerden sonra bitiyor. Öyle değil mi? Ama diyeceksin ki bu sistem nasıl, beğeniyorsun, memnunsun. Ne yapacaksın? Ne yapabiliriz? Hani kimse çıkıp da ayaklanma yok. Yani bir şeyleri düzeltme derdinde yok. En azından diyorsun ki hani buna da şükür. Başka ne diyebilirsin ki? Keşke düzelsek artık. Kimseye muhtaç olmadan güzel bir hayat olsa. Her şeyimizde bir sıkıntı. Yani bir olumsuzluk, bir güvensizlik. Nereye gittiğimiz belli değil. Yani her şey açık açık konuşulsa, açık açık yapılsa. Yurt millet de bilse. Ya parlamentolar, oradakiler belki biliyor. Yani milletvekilleri ama biz bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ne biliyoruz? Yani bir şeyleri bize açık açık söylenmiyor. Olup bitenler söylenmiyor. Maalesef. Yurt dışındaki bildiklerini, milletin bildiğini biz bilmiyoruz. Yani ne döndüğünü bilmiyoruz. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Keşke her şeyler doğrusuyla, vatanıyla, milletine anlatılsa. Yapacaklarının arkasında dursalar, yapsalar. Daha şeffaf. Evet. Öyle insan olmalı, doğru olmalı. Net olmalı değil mi? Ama yok. Peki erken bir seçim olsa siz kimden yana olursunuz? Şu an hiç kimseye verme gibi bir düşüncem yok. O kadar kırgın, o kadar doluyum ki. Yani verecek kişi bulamıyorum. Arkasında durmuyor sizin de kimse. Her şey çok iyi olacak dedi, hiçbir şey iyi olmadı. Hangisine vereyim? Hiçbirine vermeyi düşünmüyorum. Ya gidip boş atacağım ya hiç gitmeyeceğim. Vermeyi düşünmüyorum. Bana düzgün bir insan sunsalar, buna ver deseler, koşa koşa giderim. Ama şu an gidecek hiçbirini bulamıyorum. Başkanlık sisteminden memnun musun? Memnunum. Ama şu anki başkanlık sisteminden memnunum ama şu var, yönetimden memnun değilim. Verdik ama pişman olduk. Neden? Olduk, her şeyi görüyorsunuz. Her şeyde hakim. Yani fiyat arttığından, malzeme artımından, ne bileyim kafanızdan ne türlü şey gelirse. Yani marketlere gidince zaten görülüyor. Zaten diyor normal diyor. En çok hangi zam sizi üzüyor? En çok hangi zam? Gıda. Gıda. Genel olarak bakılırsa şu anki halden çoğu kişi memnun olmadığı için galiba değişeceğini düşünüyorum. Ama sizin fikriniz mi? Bence değişmesi gerekiyor. Yani parti olarak söyleme gerekirse şu an muhalefet olarak görülen parti yüksek görülüyor. Ama
sistem olarak mı, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme bir dönüş olarak mı? Tabii ki tek adamlıktan değişmesi lazım. Parti olarak mı? Ya parti olarak zaten değiştiğinde şu an muhalefet değişeceğini gösteriyor bize. Yani onu sunuyor. Ya değişmesi lazım bence. Sonuçta tek bir kişinin fikrine göre 80 milyonun fikri çok farklı şu an. Yani vatandaş da şu anki durumdan memnun olmadığı için büyük ihtimal bu sistemi değiştirmek isteyecek yani. Şimdi mesela masraflar gittikçe artıyor gördüğünüz gibi. Ama hala askeri maaş olarak bir artış göremediğimiz için milletimiz şey oluyor. Vergilerini diyelim, masraflarını karşılayamıyor. Bundan da şikayetçi. Bir şeylerin değişmesini istiyor millet. Geçinemeyen çok insan var. Yani bir kişi neden nasıl desem, orta halli yaşamak varken mesela ayıplamak için söylemiyorum ama orada tezgah açıp şeyi satıyor yani. Kendince geçinmeye çalışıyor. Yani bunlar ters şeyler. Şu anki halimizden memnun değiliz. Umarım geldiği gibi gider. Başkanlık sisteminden memnun musun? Memnunum abi. Niye memnun olmayayım? Size peki parlamenter sisteme göre olumlu yönleri nelerdir? Yani olumlu yön ne olacak abi? İki başlıktan tek başlığa düştük. Daha ne olacak yani? Şimdi eskiden başbakan meclisten geçiyordu. Cumhurbaşkanı onaylamayınca bekle babam bekle. Şimdi alt taraftaki bu iş yapamadı. Şimdi ne oldu? Meclis onaylıyor, hemen başkan sistemi de onaylıyor. Olaylık bitiyor. Yani parlamenter sistemde kaldırılmasının sebebi bu. Tüm dünya bu sistemi kullanırken biz niye parlamenterin peşindeyiz, ben onu anlamadım. Fikir ayrılıklarının olması iyi değil mi? Fikir ayrılıkları her şeyde olabilir ama ben şunu söylemek istiyorum. Bütün dünyanın kullandığı bir sistemi biz her şeyi uygulamayı düşünüyoruz da bunu niye uygulamıyoruz? Buna niye karşıyız? Şimdi taksilerde takım elbise giyin diyor. Avrupa yapıyor. Avrupa parlamenter sistem kullanmıyor. Biz niye kullanıyoruz? Hani Avrupa'nın her şeyini örnek alıyorsak bunu da örnek alacağız abi. Bu kadar basit yani. Yanlışsam yanlış desin millet. Bu en basit sistem bu. Hayır, kesinlikle. Neden acaba? Çünkü bir ülkenin kaderi bir tek kişiye kalmamalı. Yarın bir seçim olsa, olası bir erken seçimde oyunuzu kimden yana kullanıyorsunuz? Kimden yana kullanıyorum? Şu anda adayı belli değil tabii ki, şu anda CHP'yi düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünüyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Sizin gönlünüzden kim geçiyor? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ister. Yok, değilim. Neden acaba? Sizce nasıl bir olumsuzluk? Memleketin halini görüyorsun, battı gitti. Sistemden mi yoksa yönetimden? Sistemden tabii, hem sistem hem yönetim. Hem iyi yönetemiyorlar hem başkanlık getirdi, batırdı memleketi adam. Bundan kötü bir yönetim olamaz. 2001'den kötü durum var şu anda. Siz o günleri de görmüş biri olarak. Gördüm tabii, gördüm ve esnaftım. Şu anda ondan kötü bir durum var. İyi var diyen gelsin göstersin bana nerede bir yudum var. İyi bir durum var, %10'u çok güzel yaşıyor memleketin. %90'ı sefalet içinde yaşıyor. Herkes borçlu. Herkesin 20-30 bin lira bankalara borcu var. Memnun değildim açıkçası. Siyasi olarak bir fikrim şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası karşıyım. Çünkü herkes özgür olması gerekir. Yani bir başkan zorla bir şeyi yaptırmaya çalışıyor. Yani bir insanlar da yapmak istemiyor ama yapmak zorunda. Gitgide kötüleşmeye başlayacak. Bu böyle giderse daha da kötüleşmeye başlayacak. Bu sefer de insanlar bıkacak ve başka yerlere göçmeye çalışacak. Yani mesela şimdiki enflasyon sayesinde hesapladığımızda bir insanın asgari ücreti 8-10 bin liranın aşağısında olmaması lazım. Ama markete gittiğinizde maşallah fiyatlar o kadar uçuk ki insan hiçbir şey alası gelmiyor.